Oyun Fatih Ekran'dan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 Roleplay'e kaldığımız yerden ikinci bölümden devam ediyoruz. İftara şöyle 1,5 saat kala kardeşlerim sizlere bu videoyu attık ve atıyoruz daha doğrusu. Eski kardeşlerim Davut abi ezan mı okuyor? Hey, Seyfo. Şimdi anladım Ahmet'in hareketi bu. Evet tamam güzel güzel. De sen ne ayak? Hani sana ama, ne yani? Sana abi. Ne? Davut abi kapıdan geldi dedi ki bana. Dedi ben Himalayalarda bir dağlarda bir eğitim aldım dedi. Sana bunu göstermem lazım dedi. Hocam iç huzuru buldurtturuyorum. Huzuru buldurtturuyorum. Hocam bu arada bir şey diyebilir miyim kardeşlerim? Şimdi bak hak verirsiniz. Yemin ediyorum bak Davut'u falan burada görünce Seyfullah Başkan sezonuna geri gittim. Bak yeminle benim de ismim Seyfo. Hocam hoş geldin bu arada şöyle bir elini sıkayım. Allah razı olsun kardeşim. Hakikaten 5 sene sonra geldin. Roleplay demek Davut abi demek ya. Şu tipe bak ya. Arkadaşlar bu arada mekaniği açtık. Silah kasmak için açını para lazım. Louis silah var mı oğlum? Bu klavye sesi bir daha gelirse çükünüzü keserim. Bu şu şahıs. Şu şahıstan geliyor. Bakın ne yazdım ya ondan oldu. Ha, tamam. Oo slash doğu atmayı öğrenmişsin. Ya ne oluyor? Eski sunucular da diyordu ki. Aa Ege lan bu. İnşallah şefim demez bana rolüm değişir. Aleykümselam merhabalar. Aleykümselam kardeş siz, buyurun. Ha memur bey buyurun. Mekanik miydiniz? Evet biz buyurun. Buyurun ya memur bey. Ya beyefendi şunu hemen bir şuraya yaparsanız. Ne demek beyefendi buyurun memur bey. Buyurun memur bey. Ne yapılacaktı memur bey buraya camlar kırılmış. Arkası çizildi Seyfo bey, beyefendi. İyi günler Tony bey. Eski günler aga bir beğeni yok mu eski günlere? Memur bey sizin rütbeniz de öyle memur maaşıyla bu araba zor değil mi ya? Tony bey hoş geldiniz. Eski günler geri geliyor ya, kardeşlerim ama beyinleri fullleyeceğiz abi. Şimdi bu arkadaş ne istiyor? Tamir mi istiyor bu? Bana bir tamir kiti getirin ya. Tamir kiti getir Tony. F3'ten yapılıyor mu? Şimdi memur bey ben bir şöyle bir cam kırıklarına bir bakayım. Şimdi tamam, memur bey nasıl yani? Yine vitesleri iyi mi arabanın? İyi vitesleri nasıl iyi ya. Ha iyi bozuldu tamam. Şimdi şöyle ama bir... yavaş kalkıyor bu araç. O zaman... Bu arabanın ne bu Japon mallı arabalar böyle oluyor Tony, biliyor musunuz? Bir yap sen şimdi başka memur bey ne istiyorsa ben bir diğeriyle şey yapayım. Tamam. Ne yapılacaktın memur bey? Tony bey bu... Tabii, buyurun beyefendi. Hasarlar bu cam çalıyor. Arabayı yaptıracaktım da. Sol ha. Arka cam. Dur bakalım. Çocuk sanki bir troll. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bu aracı fullemek ne kadar olur? İşte bakacağız babam bakacağız. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. O adam önemli bir iş. Önemli mi? Tamam. Benim patronu tanıdı o. Harbi mi? Ha, şu bir beyefendi bir çıksın da. İsmail. Çok peki, az kaldı. Peki. İsmail gel hele. Peki. İsim nedirsin? İsmail Ali gel şöyle sana tamam. Bir müjde var. Bunu bir karantinaya alalım bunu. Burada. Beyefendi. Vallahi. Ne yapılacaksın? 2-3 arabanın rengini değiştireceğim. Tamam biraz tamir edeceğim. Luis. Ne yapayım? Oğlum burası dükkan gün ne burası? Burası abi ne? Bacanak gelmiş tamam, bana bir şey. Tamam ulan başlarım şimdi senin bacanağına. Ne oğlum burası? Bar. Dükkan bar, oğlum be. Dükkan bura dükkan. Lan bacanak. Dükkan burası tamam mı? Barda değiliz. Pardon abi. Tamam mı? Geçiyorum ben. Ya geç bir baş işin başına geç. Abi kuzuyorum bacanağıma be. Şş koçum sen beni tanımıyorsun galiba. Tanıyorum abi. İsmail. Ben arabaya çıktık ya. Sen bir gel bakayım İsmail'e. Ben arabanın renginde. Luis Bey ben de arabamı getireyim mi? Benim... Oğlum İsmail bak burası bir dükkan evladım tamam mı? Ben buradan ekmek kazanıyorum tamam mı? Burası benim ekmek tekken. Burada böyle bağırılmaz yani anlatabiliyor muyum? Ne konuşacaksan Luis'i dışarı çıkaracaksın orada konuşacaksın oğlum. Çok orada. Şimdi burada müşteriler var yani. Hemen şuradan al. Bak. Anlatabiliyor muyum? Oraya koydum bir tane. Ha bir dakika Erdal Bey geldi bir geleceğim. Tabii. Erdal Bey. Erdal İsmail. Bey. İsmail. Git oğlum lahmacunları getir koş. Erdal Bey tamam. Açılışımız özel çok şey ya bizi hakikaten mahcup ediyorsunuz ya. Yok 200 tane de lahmacun getirdim şimdi. 200 lahmacun. Dağıtacak çocuklar. Ya zaten getirdiniz ya 200 tepsi baklava getirdiniz. 100 acısız. Sıkıntı yok sıkıntı sizi, yok demek. Siz şöyle bırakın buyurun Erdal Bey şuraya bırakayım, bırakın. Evet bir bırakayım ya. Davut Bey. Evet. Kendisi Erdal Bey'dir Esin Vakaka'nın genel müdürü. Merhabalar Erdal Bey. Şöyle bir bıraksın. Davut ben Davut Bey derler genelde. Erdal Bey bu arada dergilerde hakikaten köşe yazılarınızı çok takip ediyorum. Çok sağ ol. Davut Bey'in İsmail, yere koy. Davut Bey'in kombin hakkında ne düşünüyorsunuz? Erdal abi. Çok başarılı. Hayatım boyunca böyle bir kombin görmedim. Erdal Bey fark ettiyseniz sizin konseptlerinizdeki gibi salaş bir kombin tercih ettim. İçimdeki gömle falan bakarsanız. Fark ettim. Gerçekten fark ettim ve başarılı yani. Sağ olun. Davut Bey şuradan buraya bir yürür müsünüz ya? Hey gidi eski günler be. Bekleyin. Evet. Silah lazım ya. Yer mi sallanıyor yoksa endamı ağır mı? Bakın gelişe bakın şu an. Bir gelin bakalım. Görüyor musunuz? Bad. Hey. Eyvallah.
Doğru bir şey düşünür müsünüz? Modellik mi? Çok teklif geliyor, çok teklif geliyor da vakit yok, vakit yok. Ya Erdem Bey, bir şey rica edeceğim de. Fotoğraflarda olmaz mısın ya? Bu efendim, bize buyurun, lahmacun buyurun, baklava getirdiniz ya. Aha, evet. Ya şimdi biz burada etkinliğimize çok az kaldı. Etkinlik başlamadan önce sizin şu korumalarınız acaba içeri adamları sokmasa, bir bu gecelik bize bir korumalık yapsalar. Tabii. Hani tabii, size de çok mahcup oluyoruz Erdal Beyciğim de. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ya tamam, sağ olun, sağ olun. Mahmut kapıya geç. Hüseyin sen de geç. Erdal abi arabayı çekeyim mi kapıya? Erdal abi arabayı çekeyim mi? Tone. Kimseyi almıyorsunuz. Bakıyor musunuz? Arkadaşa bakar mısın ya? Çek çek. Erdal'ın üstü yapılacaktı. Olmuş. Tony Bey, bu arkadaşa yaptım, iyi bak. Evet, şey... Tamam. Hararet mi yaptı bu? Hararet yapmış. Tamam. Ne kadar aldın bunu? İçeriye kimseyi almıyorsun, sağ mı? Dediğim gibi. Ben bugün çalışmasam olur mu? Hadi olur olur, sıkıntı yok. Tamam, tamam, yeterince var. Altan, Seyfi. Seyfi. Seyfo mu dediniz Erdal Bey? Yok, Seyfi, Seyfi. Heh, tamam. Benim korumam tamam, ben konuşacağım, tamam. Seyfi, tamam. Mahmut, hemen kapıya geçiyorsunuz. Erdal Bey de ne teşekkül adammış mesela. İçeriye kimseyi almıyorsunuz. Arabalardan çok para kıracağız abi. Arabalardan çok para kıracağız abi. İçeriye giriş şu anlık yasak, amdır. Tamam, etkinliğimiz başlayacak. Smiley'de alayım mı yanıma Erdal abi? Seyfi. Al 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 al. Tamam, sen de şuraya geç. Tamam sen abi, hemen. Sen takım elbiseni giy hemen. Hemen abi. Ha, telsiz seviyenizi şey yapın da, çünkü burada bir şebeke hattı sıkıntı olabiliyor. Aa, telsiz mi, ses seviyemi mi? İşte ses şeyinizi an... Boğazlarımı böyle oksüreyim ben. He tabi tabi tabi. Ayarladım. Ha, şimdi biz buraya megafon kurduk da bir... Kusura bakmayın. Heh, tamam, aynen, sağ olun. Merhabalar efendim. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Buyurun. Açılış olacakmış. Oo, sanırım ona geldim. Karavan sizin mi bu arada? Benim, benim. Oo, ne güzel bir şeymiş o. Bir bakalım beyefendi, buyurun. İsim neydi sizin? Şöyle geç. Yaman, Yaman. Ne Yaman adamsınız bu arada. Hakikaten bu karavanı bu şehirde almak. Bu mekaniğin sahibi. Siz ne yapıyorsunuz? Şey yapıyorsunuz galiba. Çıkıyorsunuz tatilinize, matilinize gidiyor musunuz? Öyle buna? Öyle. Gidiyorum... kasaba taraflarında konaklıyorum filan. Beyefendi, isminiz neydi? Yaman'dı. Yaman. Şimdi güzel isim, güzel de bu kasaba taraflarına çok gitmeyin ya. Ya geçen bizim arkadaşlar mangal yapmaya gitti orada. Adamlar kayboldu, evet, daha da gerekemedi. Bazı çete faaliyetleri oluşmuş orada. Hani polisimiz de o kuzey taraflarına çok gitmeyin diyorlar. Aman dikkat edin. Davut abi. Tamamdır. Seyfo. Ya bu arada bu karavan senlik, senin de hayalin var diye. Evet, ben de baktım, kimin bu karavan ya? Yaman Bey'miş. İsminiz neydi beyefendi? Yaman. Davut Pinkman ben. Karavan uzmanı, bir inceleyebilir miyim? Tabii ki de. Her şeyin de uzmanı. Anahtarları bir şey yaparsanız. Bir bakayım ben ya. Şöyle. Kendisi güvenilirdir, merak etmeyin. Bakayım. Genel müdürümüz kendisi. Tamam. Ben bir şurayı atıyorum o zaman. Atın atın. Arkadaşlar bu dükkanda buyurun, başkan mı var anlamadım. Ne bu korumalar böyle? Nasıl başkan? Bir başkan birisi mi var anlamadım. Yo. Erdal Bey'in korumaları beyefendi onlar. Buyurun Erdal Bey. Buyurun. Görmüş olduğunuz izleri iki tane oraya koydum. Tamam. İki tane girişlere koydum. Tamam, çok güzel, girdim, çok güzel beyefendi. Tamamdır, çok tamam, sağ olun. Aa, yerliler de geldi, güzel. Aa, evet evet. Şimdi... Oo, welcome, welcome. Merhaba. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Oo, tamam, güzel ya. Bak sizi de aramızda görmek güzel bir duygu. Gelin gelin. Herkes takılsın şimdi, birazdan başlayacağız arkadaşlar. Tamamdır. Tamamdır. Cigaranızı yakın, takılın. Bu mekaniğin sahibi kim? Benim, ben beyefendi. Buyurun. Aa, birisi gelsin de, ben numaralarını efendim bilmiyorum bunların, reyon numarasını. Tamam, içeri girmiyoruz şu an beyefendi. Reyon numarasını söylesenize beyler. Maalesef aklımda değil. TSE'den biraz benim sistem seslerini kısmam lazım galiba. Tony Bey. Aa. Bütün hazırlıklar tamam galiba. Yerliler de gelmeye başladı. Karavanla maravanla evet, gelen de evet, var. Şu an bakayım saatime şöyle. Ya Tony, şimdi tamam. Erdal Bey 200 lahmacun. 3 tepsi baklava getirmiş. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Bir arkadaş arabasını yaptırmak istiyor da ne diyelim? Yok yok, yasak. Şu an değil. Şimdi Tony, bizim buraya bir tane böyle büfe arabası getirmem. Sen Muhittin abiye demiştin, gözünü seveyim, rezil ettim. Kusura bakma şimdi. Biz ne yedireceğiz babam? Hemen getir hararet çabuk. Hararet çayı da yapalım mı? Hararet çayı da yaptır. Hemen çabuk. Tamam. Dur. Luis. Amca. Luis. Hararet çayı. Oğlum gel buraya. Bak mahallenin gençleri. Gel bakayım buraya. İsmail. Gel buraya. Oğlum şimdi bak, bugün çalışacaksınız, tamam mı? Al senin bacana. Evet. Bizim 1104 sokakta Muhittin Baba. Biliyor musun? Kokoreççi. Evet. Ona tanıdım, gidiyorsun. Tanıdım. Ona diyorsun ki beni Seyfo yolladı. Seyfo dayı. Tamam mı? Evet dayı. Ondan hemen kapıp geliyorsun arabayı. Hadi millet aç. Araba. Millet aç, çabuk 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 çabuk, bacanak, fırla. Bacanak gel gel. Bacanak yürü. Koşun. Beyefendi siz ne yaptınız? Hallettiniz mi işinizi? Böyle geziyordum ya. Geziyorsunuz mu? Siz ha. Necisiniz ya, böyle sportif bir adama benziyorsunuz. Evet evet, spor hocasıyım. Öyle mi?
Evet. Kaslardan belli ya. Var mı spor salonunuz şehirde? Yok. Hmm. İşte öyle kendi çapımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Öyle mi? Güzel güzel. Evet. İsminiz neydi bu arada? Kazım Karabekir. Kazım Karabekir, maşallah. Gidelim bakalım. Rol güzel dönüyor ya. Herkesi bekliyoruz kardeşlerim. Başvurular açık. Hatırladım. Buyurun gelin. Kanalımlarımız yok. Tamamdır Erdal Bey. Sağ olun hakikaten. Korumalar da iyi oldu. Önemli değil, önemli değil. Sıkıntı yok. Şimdi araçlarımız da geliyor yavaş beyefendi. Yavaş. Evet, evet. Buyurun. Buyurun. İsminiz neydi? Benim genellikle iş arkadaşlarım Seyfo diye benim kalemdir. Hayır, hayır şu an. O zaman Seyfo Bey, buyurun. Araç tamir edilecek mi? Tamir mi? Evet. Bakalım beyefendi, buyurun. Bugün özel bedava yapıyoruz. Bedava mı? İçeriye alsak olur mu? Bir de arabayı basacağım da. Al ben sana daha göreyim. Bakalım hangi araç? Şu kırmızı. Tamam, burada da tamir ederiz. Bakalım şimdi. Yok, aracı bir de basacağım da. Bir bakayım babam ondan şimdi dedim. Bir saniye bir bakayım şimdi. Etkinlik ya şimdi çok içeriği kullanamıyoruz. Anladım. Oo, senin kaç model bu ya? Bu eski motor takmışlar buna, biliyor musun? Evet, evet. Hmm. Senin olur, yağlanmış olur. Ya. Senin bayağı buralar yağlanmış. Bu elektrikli. Benim bu babadan kalan araba. Belli belli bu 75 model. Buna bir bakarız şimdi ya, biz buna. Satmıyor. Olur, iyi olur. Tamam, sen şimdi kaputu bir kapat. Yani İçine bir şey kaçmasın. Yazıyordu, ben hatırlamıyorum şimdi. Biz buna bir lara bakarız, tamam mı? Tamamdır. Etkinlikten sonra bakarız. Şefla ben araç bu açacaktım da. Sonra ya babam şimdi etkinlik ya. Evet. Hangi senin araç babam? Bak şuradaki abi. Bakayım. Nerede? Ama zehir değil mi? Güzel güzel. Şu eski araç mı? Şimdi konuşuyor. Şu Seyfullah abi benim. Bak şuradaki. Hangisi? Şu. Buyurun. Oo, o benim tek. Arabam. Abi kaçı veriyorum? Hangisi Seyfullah. Babam şu mu? Bana bu, lazım evet, bu. Şimdi babacım bak sen. Abi. Efendim? Bana yani bedava mı? Şimdi bak birader, bu sportif bir araç. Sportif bir araç olduğundan dolayı bunu açık renk yapacaksın. Abi senin araba hangisi? Yakışmamış mı bu renk ya? Şimdi yok, sen buna açık renk yapacaksın. Ya sapsarı yapacaksın ya kıpkırmızı yapacaksın bunu. Şimdi, hangisini önerirsin abi? İşte ben sana bunu yapayım etkinlikten sonra, tamam mı babam? Çünkü tamam, bu sportif boyalar bize gelme. Davut Bey. Bu evet. Almanya'da bizim genel müdür vardı. Hans evet, Bey. Evet. Ona bir mesaj atacaktınız. Attınız. Şu an bir yollar mısınız o mesajı? Sarı telefonumu kaybettim. Ayıptır. Nasıl kaybettin? Seyfullah Bey, ben şu karavanı çarptım. Emanet arabaydı biliyorsunuz. Ya? Dalga mı geçiyorsun? Şu ön tarafı bir gitti, bir baksak ona. Allah belanı versin. Bir de ben bir şey daha söyleyeceğim. Zaman... Seyfullah Bey, siz buna kırmızı falan dediniz ama. Evet. Şu an bu Batmobile olmuş. Batman'in arabası ve gayet de yakışmış. Siz bence niye öyle bir şey söylediğinizi anlamadım ben ya. Şimdi yani. Bir dakika, tamam bir dakika arkadaşlar. Şimdi bakın, ben kaç yıldır mekanikçiyim. Evet. Efendim, sizin isim neydi? Aracın sahibi. Nadir ben. Ha Nadir, tamam. Tanışmıştık seninle, tamam. Aynen. Nadir, şimdi sen kaç yaşındasın? Ben herkes hissettiği yaştadır diyeyim. Tamam, ne kadar? Mesela kaç yaşındasın sen şu an? 20 yaşındayım. Tamam, 20 yaşındasın. Şimdi Davut tamam. Abi gibi eski, körükleşmiş insanlar, tamam mı? Öyle hani de şimdi bu kızın yarın bak bu adamın yarın tamam, sevgilisi tamam. Olacak. Hani bu Allah'ını seversen bu aracı mı bindirecek bunu? Belki adamın sevgisi. Mezar aracı Batman, gibi. Batman fanı. Tamam da bak Davut abi güzel. Şimdi bak sen yeni gençleri bilmiyorsun. Yeni gençler hızlı yaşıyor, tamam mı? Allah'ım. O yüzden bak aşk rengi nedir arkadaşlar? Yaman Bey bak, yaman bir adamsınız. Kaç tane şey yapmışsınız işte. Aşk rengi nedir, bana bir söyler misiniz ya? Kırmızı diyebilirim. Bitti kardeşim. Mi? Bitti. Ya bir dakika ona... çık baba şuradan. Çık. Kırmızı yapıp geliyorum ya. Çık baba. Bir bakalım yapsın gelsin bakalım. Herkes tamam. Burada beklesin abi. Dur ezmeyeyim abi ben sizi. İddiaya gel. Bak Tony amcaya soralım. Gel Tony. Bence bak, Tony arkadaşlar. Biraz daha parlak mor yapıp öyle de kullanılabilir. Olabilir Yaman Bey. Şimdi bakın Tony burada aşk adamı. Evet. Davut da eski kalıplaşmış kafa. Şimdi ya Allah'ını seversen şu araca kıpkırmızı ve sapsarı sportif renk mi yakışır, yoksa bu be o keder renk mi yakışır, şimdi sana soruyorum. Tabii ki Seyfo Bey, yani sizin dediğiniz ya. Yakışır yani. İzle şimdi. Spor. Geliyorum Batman, birazdan. Batman olmuş, görüyor musun? Batman çıkın abi. Çık. Ya yapsın ya. Bırakın ya. Ya kardeşim. Allah. Ben. Ben bir geçeyim, bu araba boyanacak da. Adamlar da koruma iyi mi Fadıl gibi. Şşş, bunları ileride alırız aile kurduğumuz zaman. Kozmetikler. Araç boyası. İzle abi, bunlar ne anlar arkadaşlar. Bunlar ne sportif araya gri olur mu? Batman'in arabasıymış. Ne Batman'i kardeşim. Dur nerede, ben ne yapacaktım bunu, kırmızı. Şimdi izle bak, izle abi. İzle abi şimdi kardinal. Heh. Bak şimdi babam. Parlatma yarıda yapıyorsun buna şimdi. İzle şimdi bak, izle. Aracı hadi bak bugün etkinlik be. Falan. Gel. Bak şimdi ya. bak.
Bak şimdi izliyorsun. Yukarıya bak şimdi. Bu arabaya kırmızı olmaz. Baktın. Ya sokma burnunu kardeşim sen adamı. Bak. Bunu yaptın şimdi, tamam mı? Gördün mü? Vallahi. Bak izliyorsun şimdi, izliyorsun. Atıyorum gece oldu. Bak gece oldu. Bak aşağı bak, aşağı bak. Bak. Öf. Çık şimdi. Hadi be. Nadir Bey. Nadir Bey. Allah hakkı için bak, tamam mı? Allah hakkı için doğru söyle şimdi. Davut mu haklı, ben mi haklıyım? Tabii ki siz beyefendi ya. Bak. Şu araca bakar mısınız? Şuraya bakar mısın ya? Şu bu ne ya bu? Bak ya. Şimdi insanlar ne tepki verecek? İzle üf diyecekler. Seyfet abi. Bir abimiye sağıma. Şu arkaya yazabiliyor muyuz daha böyle? Seyfet ne yazalım? Seyfullah abimin. Seyfullah abimin. Yazalım yazalım. Tony. Stickerımız var. Ya yapmayın getir. Allah aşkına. Narin dur. Kardeşim oraya o yazılır mı? Narin değil bu arada. Nadir Bey. Nadir Bey. Davut Bey. Nadir Bey kendisi. Nadir kardeşim. Ha kendisi buna kusura bakmayın beyefendi. Seyfullah abimin rengidir. Hararet mekanik. Çok kötü oldu o sticker. Sanki kamyon arkası yazı gibi oldu. Efendim sağ tarafa bir atlar mısınız? Bakın şimdi insanlar ne tepki verecek. Defo be, ben bu adamı döveceğim ya. Kim o? Davut mu? Ya her şey burnunu sokuyor ya. Ya o şey ya eskiden Alzheimer hastası o ya. Olur 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 evet. Etkinimiz başladı kardeşlerim. Erdal Bey adamlarınızı bir çeker misiniz? Çıkın çıkın çıkın. Bir yol verelim arkadaşlar. Niye? Çok kötü. Sakin olalım, sakin biz olalım. Kaydırma. Bak, kaydırma birader, kaydırma, kaydırma. Bak yanındaki adama bak, Nadir Bey bak, aynı araba, bak ona yapmış, görüyor musun? Bak. Benimki daha güzel oldu ya. Ya seninki daha siyah. Arka, of, Yaman Bey, of. Bakar mısınız araç şimdi nasıl? Araç fena, bir de sedef atılırsa daha da güzel olur. Sedefi de şimdi o kendi şeyine göre attırır, ben şimdi kırmızı attım ona. Bak şimdi beyefendi, Allah Seyfullah abi isminiz de beyefendisin, dövmeli beyefendi. Efendim. İsminiz neydi? Ramiz benim. Şimdi Ramiz Bey. Bakın Ramiz Bey de kırmızı yapmış. Niye? Aşk adamı çünkü. Bak dövmelere bak, kalpler mapler var. Ya seviyoruz işte birilerini de. Eyvallah. O bizi sevmiyor. Öyle mi? Şimdi Seyfo Bey burada yine benim teorim kanıtlanıyor. Siz adamın arabasını kırmızı yaptınız. Tamam. Arabası herkesin arabasıyla aynı oldu. Bakın daha çıktık dakika bir gol bir denk geldik kırmızıya. Tamam beyefendi şimdi bak Davut abim. Bak şimdi Davut abim benim. Tamam. Bunlar genç, anlatabiliyor muyum? Bunlar genç. Bunlar bunu kullanacak. Bunlar bak bak adam geldi bak hemen ısı kötürüyor. Bak, bak bak. Ya. Ya ve Nadir Bey etkinliğimizi özel sizden 5 kuruş almıyorum. Hadi sticker da yapıştırdım sana. Daha ne yapayım babam? Ya yok böyle bir hizmet. Neyse ya, lahmacun var. Erdal Bey korumalarınıza söyleyin lahmacuna bir geçe millet açlıktan öldü gözünü seveyim. Bak bakın var mı elimde var. Ha, elinizde var mı? Bir tane versin. Dağıtıyor dağıtım başlatalım. Neyse bizimki içeride dursun Tony'yle yeriz ya. Tabii. Alın size bir tane. Ah kokoreççi geldi mi? Daha gel yiyeceğim mi bu kokoreç? Samet. Buyurun. Ulan buldum bedava lahmacunları göm. Gel lan. Gel bak burada sandviç mi? Arkadaşlar sıraya geçelim. Tospik var ya. Ben satıyorum buyurun. Benim midem kesmiyor. Midem kesmiyor benim ya. Arkadaşlar buraya megafon kurduk da şimdi birazdan türkü söyleyeceğim. O yüzden tek bir ağızdan konuşmayın. Şebeke hatları çökebilir. Ağzım. Aman. Tamam. Ben kim ağzına dikkat et aman. Yemesinler sonra da. Hocam burada kokoreç taşınıyor mu? Efendim? Kokoreç. Babam kokoreç sosisli. Erdal Bey hepimize bugün 200 lahmacun yaptırmış. Helal olsun ya. Aman. Güzel. Herkes sıraya geçsin arkadaşlar. Seyfullah Bey. Buyurun. İşmer şu. Araç bakımı yapıyor musunuz acaba? Etkinlikten sonra yapacağız beyefendi. Tek tek bakacağız. Yürü Ahmet, yürü Bey burada ne oldu katliam var. Tezgah benim İsmail. Bu beyazlı adamlar kim? Seyfullah abi. Buyurun. Burası bayağı doldu ya. İsterseniz arabaları falan park ederim. Yani 5 kuruş da almam. Siz bana güzellik yaptınız. Ben de size yapayım. Eyvallah Nadir Bey. Sağ olun, sağ olun. İyi olur. Gerek olursa buralardayız. İyi olur. Erdal Bey. Güzel ya. Açılın bakalım. Bir özel görüşebilir miyiz Erdal Bey? İçeri kimseyi almayalım arkadaşlar. Ne bağırıyorsun oğlum adama? Seyfullah Bey. Acaba mekanikte tranka buz kas var mı dedim. Mideme dokundu. Gazınız mı var? Mideme dokundu. Gaz mı yaptı? Gaz için kullanır tranka buz kas hapı. Yo benim midemi yakıyor da tranka buz kas içiyorum iyi geliyor. Tranka buz kas mide ve bağırsakta gaz yaptığı zaman o hap içilir. Yanlış hap içme. Ben yine de tranka buz kas içeyim varsa. Şu adamı bahçede çok tutmayın. Erdal Bey tamam. Gelir misiniz bir şey konuşacağım da. Tabii buyurun. Seyfo Bey. Şimdi Erdal Bey siz buyurun, bu korumaları Seyfo. Nereden temin ettiniz? Şimdi onlar benim öncelikle Amerika'nın tamam. Bir eyaleti var. Ben çok bilmem Amerika'nın eyaletlerini. Türkiye'den geldiğim için. Kendileri tamam. Şöyle söyleyeyim onlar size. Biliyor, özel korumalar. Şimdi, eğitimleri falan her şey Erdal çok... Erdal Bey peki bu atletli matletli adamlar var onlar sizden mi? Yok. Kim onlar orada da onlar da bodyguard gibi durmuş orada? Hangileri? Çıktığınız zaman hemen sağda. Onlar şey diyor ya biz polisiz falan girmeye çalışıyorlar. Nasıl polisiz? Oldu oğlum.
Abi, bir tanesine, ya yanlış anlamayın, dalga geçtiği için yapıştırdım bu. Oğlum yumruğu. Böyle yaslanırım. Sağ onun sağ ön dişi. Abi emin misin ya? Şımarıp şımarıp diye bir şey duymadın mı? Buyur abi. Oğlum şimdi Erdal Bey'in korumalı var dışarıda, tamam hani biz de boş değiliz, anlatabiliyor muyum, delikanlıyız. Dışarıda evet. Beyazlı böyle body'den gelmiş adam var, diyor ki biz body'ciyiz diyor, ben spor eğitmenim diyor. Oturmuş burada diyor ki ben polisim morisim bir şeyler diyor, tetikte olun, sende silah var mı, emanet var mı? Yok abi. Allah belanı ver, nerede oğlum emanet olması? Bizim çok iyi olur, namunuz olur. Allah Allah. Ya şunlara bir dikkat edin Erdal Bey, telsizden adamlarınızı haber geçin. Ya bir temin etmemiz lazım aslında da. Ya sizin adamlarda silah yok mu Erdal Bey, ruhsatlı? Ya şöyle söyleyeyim, ruhsatımız var. Yani silahları tamam. Daha temin edemedik. Çok para yani, yanlış anlamayın da. O kadar bize de yok açıkçası şu an. Luis sen bir gel bakayım. Hepiniz. Oğlum şimdi bu bizim küçük yiyen Fadıl sana zamanında bırakmadı mı oğlum? Hiç silah milah gömmemem bir şeyler. Abi biz araba gömülerin hepsini çıkardık da. Ağır şeyler gitti tabii şimdi son. Devlet mi aldı onları? Devlet aldıydı bizden onları ama küçükler bir bakarız yine. Allah Allah. Ya bu dışarıdaki adamlara ben pek mahal vermiyorum. Sen gözünü bir dört aç, tamam mı? Kafa atarız ya. Ya kafa atarız, gel bakayım. Neyse bu lahmacunları falan bir dağıtalım oğlum. Bu sen İsmail ya nerede bacanak? Söktüm mü tamam mı? Çalıştır onu, çalıştır. Alacaksın böyle olacak, anladın mı? Lahmacun lazım. Püf noktası. Ne oldu Tony? Ya Erdal Bey'e gösteriyorum. Geçen hani halat değişimini nasıl yapabilirim dedi. Ben şuna canlı ders veriyorum. Halat değişimi mi? Ha bu önde evet, var ya böyle makineli döndüren şey. O. Ha. Tamam bak Erdal, bunu ilk önce halatı bir gevşetmen lazım. Çok sarıyor ya. 12'lik anahtarla kardeşim iftara kaç dakika kaldı? Tamam mı? Videolarını çekiyoruz. Rahat ol. Kaç dakika olmuş? Sen 20 dakika. Tamam. Anlatır mısınız? Şimdi anlatayım ben sana. Tamam. Luis oğlum buji ne işe yarıyor bakalım. Söyle şimdi bana. Ha? Şimdi hallederiz bir şey. Buji şimdi bu arabanın ateşleme motorundaki dengeyi sağlayan şeydir buji. Pistol ne yapıyormuş oğlum? Pistol, şu an alma. Bekleyin. Pistol de yakıt dengesini sağlıyor. Şimdi ben size şöyle göstereyim bakın. Şimdi, şu boruyu görüyor musun? Polisler gelmiş ama alalım mı diyorlar. Şu boruda bir yanlış anlaşılma var. Tabi tabi evet. Gelsinler gelsinler, polisler şey yapmayın. İzin verin polisler. Polis gelsin, polis gelsin. Şuraya bak, yanlış takmışsın sana. Adam geçiyorsun. Luis. Bak evet. Araba hararet yapınca ne yapacaksın? Hararet yapınca. Polislerimize izin verin, geçsinler. Ooo amirim hoş geldiniz. Kusura bakmayın ya koruma için efendim. Ben, yok önemli değil. Buyurun 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 efendim buyurun buyurun. Memnun oldum. Evet isminizi duyduk isminizi duyduk. Buyurun memur bey. Oğlum bak hiç de bizi duymaz orada. Luis. Oğlum hemen amirime iki lahmacun bir ayran bir de orada baklava var. Fıstıklı getir. Hoş geldiniz. Sağ ol, hoş geldiniz. Sağ ol, oo şerifimiz de gelmiş. Şerifim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Memnun oldum. İsim neydi sizin bir demişlerdi ama oğlum, amirim. Şu tarzıdan çıkayım hemen ben. Tabii. Hararet çay içer miydin? Sen bizim Platone. Şey olmuştu orada. Ha tamam ben de memnun oldum. Benim ismim Seyfullah ama iş arkadaşlarım genellikle Seyfo diye nitelendirir beni. Seyfo Delioğlu. Evet 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 efendim. Hayırlı olsun. Sağ olun, sağ olun efendim. Her zaman bekleriz amirim. Şerifim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Memnun oldum. Memnun oldum. Arda Perçin. Arda Perçin. Tamamdır. Lan düşüreceksin onu. Allah şunu alın şunu. Alın şöyle şefim. Tamam şöyle bir tabağı eline verin amirimin, şerifimin. Heh şöyle. Kendileri baksın. Buyurun şefim lahmacun. Yok gerek yoktu ya, sağ olun sağ olun. Yok sağ olun teşekkür ederim. Aynen ayran ver abi şimdi. Aynen ayran ya. Buyurun buyurun memur bey buyurun. Amire hoş geldiniz hoş geldiniz. Amirim her türlü polis departmanında. Bu beyefendinin ismi neydi? Gözüm yandan ısırıyor ama. Şu kendisi? Bu mu? Tony Şakur. Kendisi, sonra biz sizinle bir görüşelim ya. Tabii. Oldu amirim hayırdır? Yok sizlik bir problem değil merak amirim, etmeyin. Amirim Allah aşkına amcam sayılır yapmayın. Nedir durumu var? Bir tepside ayranlar var. Buyurun. Ya hararet. Sakallarına bakın, nur yüzlü adamdır lütfen. İçin ya hararet çayı için bir tane ya. Şefim. Ya alalım buyurun. Buyurun. Ben, de içeceğim. Abi ne güzel bir ortam var ya. Tamam sıkıntı olmaz. Sıkıntı yok. Sağ ol. Tamamdır. Luis oğlum. Buyur, İsmail'i al tamam mı bak bekleme orada şu millete bir lahmacun götür. İsmail! Bir şey götür. Sizinle bir anlaşma yapmak istiyoruz da biz. Nedir? Seyfullah Bey buyurun odanız var mı burada? Yoksa böyle ortalık yerden açıyoruz. Ya. Ya şimdi tamam. Memur bey kusura bak üstümüzde pas içinde. Tamam buyurun siz şuraya gelin buyurun. Dur ya bizim vardı bir tane. Buyurun amirim. Şimdi şöyle şef. Ha buyurun şef. Şimdi beyefendi şöyle biz şimdi sizin mekaniğiniz. Genel anlamda ülkede çok çok sayılmış bir mekanik olarak biliniyor. Sizin zaten isminiz daha önceden bazı ülkelerde söylenmiş bilmiyorum. Daha önce mekanikçilik yaptınız mı ama. Tabii tabii. Sağ ol şefim. Bu arada ben de Türkiye'de eski emekli bir polisim. Emniyet mensuplarındandım ben de. Tabii ben de buraya tatil için geldim.
Anladım. Şimdi bizim şöyle, LSPD departmanında yeni araçlar aldık. Tamam. Yeni stajyerler geldi bugün 12 tane. Öyle mi? Evet. Yine 12 tane stajyerimiz geldi. Şimdi yeni araçlar alıyoruz biz. Hı-hı. Eğitime gitmek için vesaire. Evet. Çok fazla silip 30 tane aracımız var. Belki daha fazla gelecek. Çok iyi, bekleriz. Evet. Bekleriz. Şimdi ben diyorum ki sizinle bir anlaşma yapalım, burada yaptıralım tabii bütün araçları bir gün. Olur, olur. Hiç sıkıntı yok. Biz devletimiz, milletimiz için çalışıyoruz zaten. Mekanik konusunda da her türlü yardımı yapar. Davut Bey, bir gelir misiniz? Seyfullah, ne oldu? Bu arada sayın şefim, tanıştırayım kendisi. Eski bürokratlardandır, emekli. Kusura bakmayın. Kendisi merhaba, sayın şefim. Davut Pikman. Eski merhabalar Master Chief. 2012 yılında kendisi bürokratlık yapmış bir şahsiyet. Estağfurullah, estağfurullah. Seyfullah Bey, söylemeyin şimdi. sağ olun. Evet, şimdi biz o zaman ne kadar araç varsa ben size adamımı yollayayım. Bizatihi olmadı ben de departmana gelirim. Orada bir konuşuruz odanızda. Tabii, ne araçtır, aracın markası, işte boya tipi. Bizde çok fazla araç var. Çok fazla araç tipi olduğu için sizin buraya oraya gelmeniz daha mantıklı olur. O zaman Anladım. Orada yapalım. O zaman biz tecisatlarımızla oraya mı gelelim arabamızla? Vallahi öyle olur. Tony. Ben sizin numaranızı alayım. Evet. Sen şey yapacaksın o zaman, tamam mı? Bu bizim içinde bütün malzemede dolu karavan var ya. Tamam. Anla gideceğiz oraya. Bütün. Ha, oraya bir gidelim bakalım. Tamam, ben size numaramı vereyim. Halledilir o ya. Tamam. Şöyle bir saniye. Ben alayım sizin numaranızı. 334 47 57. Davut, 334 47 57. 47 57. Seyfullah Bey diye kaydedeyim ben. Mekanik. Evet, sağ olun. Tamam amirim, ben çok çok memnun oldum. İnşallah yarın en geç ben Tony artı Luis bir de bir tane çıramla birlikte oraya gelirim. 40 tane aracın tamam. Hepsini yaparız. Tamam beyefendi, zaten aynı şekilde biz de biraz burada bir sohbet muhabbet edeceğiz insanlarla. Madem buraya çok fazla insan gelmiş. Evet. Zaten benim kendi şahsi aracım var. Ben bizzat onu çok ayrı getirmek istiyorum size. Olur. LSPD'nin içine karışmasın. Çünkü tabii. Devlet malı benim kendi malım ayrı bir maldır yani. Tabii. O yüzden... Tabii. Aynı şekilde yaparız. Şimdi Tony Bey, siz bende gelebilir misiniz? Buradan size bir şey konuşalım tabii. Da. Tabii. Siz konuşun. Efendim. Davut abi, biz bir dışarı çıkalım. Gidelim ya. Ya bu bizim Tony var ya. Yazık garibanlar. Sevinsin. Otelde bir açlar, tane çocuğa kanka. Şey verdi. Brokoli suyu. Tabii. İçine tabii. Manyak eroin atmış, çocuk bir şeyler görüyorum dedi. Tamam, polis de bunu gördü. Aranıyor. Alıştı. Valla kırmızı bir tane. Ya bırak şimdi açılışı ya. Tony amca eroin verdi motelde. Kırmızı bütenle aranıyordu Tony, şimdi içeride aldı, konuşuyor kardeşim. Seyfo dayı. Allah, nerede konuşuyor? O verdiği kimdi peki, biliyor musun? Sen? Ben de oradaydım. Sen şimdi bir gitsen de bir kurt Erdal Bey be. Şu zor günümüzde. Be. Zor günümüzde bir kurtar. De ki ben şikayetçi değilim de. Benim de tansiyonum düştü. Ya gözünüzü vallahi alacağım. Tony amcamız o bizim ya. Allah Allah. Şuradalar. Şunun içindeler. Git. Durun. Sen bir git hallet onu be. Gözünü yiyeyim be. Luis oğlum sen benle gel. Para verelim adamlara. Ne parası oğlum, adamı amir rüşvetlersen gebertir bizi manyak. Ya, gelseniz ya, sizden bir şey rica edecek. Sonra da alalım, alttan yolu aç. Şurada bir anlatayım. Yok, legal demedik canım. Abi millet girişi ne zaman soruyormuş da. Dur birazdan. Şöyle herkes sokarsak babam burası. Ya. Ne yapıyoruz, açıldı mı? Yani direkt... Şu ara kırmızı araç var, görüyor musunuz? Nerede? Bak, şurada. Far yanıyor bak. Evet. Onun sahibine ben gittim, dedim ki bu. O kim, burada mı? Şşş, onun sahibi dedim, bu arada bu... çektirme deli. Ha. İşte ben de gittim, dedim bu aracın üstü kırmızı olmuş mu beyefendi, siyah olsun tamam. Falan dedim de tersledi beni böyle, siz de gidip aynısını desenize delirsin diye. Yok öyle bir şey olmaz şimdi abi. Luis ha. Bu arada o adam bugün bana vakakanın önünde çok terbiyesiz ben şeyler söyledi. Ben Tony'ye kendisini söyledim hani. Şşş. Yani, tamam Davut abi gel. Gel babam boşver sen şimdi. Ben senin yardımın, sen benim. Demiş onu sevdabımı. Oo merhabalar amirim, hoş geldin. Hoş bulduk. Sizin isminizi çok söyleyeyim. Bir dakika, ağla başlıyordu. Neydi tamam, sizin isminiz? Alkatraz mı? Ah sen çok yaşa. Alkatraz amirim. Yanlış anlamazsanız bir şey soracağım. Buyurun. Kafanıza limon mu siktiniz? Yok. Şöyleler güzelmiş. Güzel. Ama şöyle saçı döker be amirim be. Ya ben kaliteli alıyorum biliyor musunuz? Kahvesi yani 100 dolar. Anladım. Ya şimdi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi amirim? Hadi bugün etkinliktir, şimdi sizde çok böyle mesai dışı şey yapmayayım da. Davut abi o jöleleri sürdü. Evet, Davut abi şu şapkayı bir çıkart da görsün ne olduğunu. Çıkar bir çıkar. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Davut Bey siz misiniz? Tabii kendisi evet, Davut Bey'in eski bürokratlardandır amirim. Eski bakın. Kafama bakın. Bakın. Seyfullah abi bir vurun kafama. Bakın gördünüz mü? Bakın şimdi izleyin. Şaplak atın. Oo bayağı bir kötü durum. Yani ektirmeyi düşünüyorum da. Bak sese ha, bakın amirim bakın, yani. Bak yani. O da en kaliteli jöleyi kut. Kendisi Almanya'dan özel getiriyordu. Ama zaman... kendisi bakın arkadaşlar sinek kaydı oldu kafası.
E ne olacak şimdi? Umut Bey siz ne zaman oldu bu? Ulan çok stres atıyorum ha. Oldu. Şu anda 92 yaşındayım. Tabii. 92 yaşında mısınız? Evet. Sakalınızın olması bile bu mucize yani Davut Bey, şimdi saçınız falan yok ama. Şimdi Alkadraz Bey kaç yaşındaydınız, özür dilerim? Ben 32. Bakın, ne siz, kadar süredir kullanıyorsunuz? Siz 32 yöreyim. Yaşındasınız. Yani bakın ben kaç yaşındayım? 56 yaşındayım beyefendi, saçlarıma bakın. Evet, Davut abi bak şapkayı çıkart, bütün insanlar siz görsün. Bakın jöle kullanmayın. Bunlar kimyasal limon madde, limon kullanacak. Bakın vallahi, Davut'a bakın. Güzeli limon. Ayna. Ayna gibi. Ayna gibi ya. Kim o gülen? Ve arkadaşlar o jöle markasının da tamam, reklamı neydi biliyor musunuz? Ayna gibi jöleydi. Ayna gibi. İsmi buydu bak. Ayna gibi jöle. Ama şimdi size şunu yani diyeyim ben. Sizin isim neydi bu arada? Ben Seyfo, iş arkadaşlarım bana Seyfo diye nitelendirir. Seyfo Bey. Şimdi evet. Davut Efendim, ne Bey yapıyorsunuz? Ne zaman kullanmış bunu? Arkadaşlar sessiz olalım. Jöleler yani bunlar şimdi. Yeni çıkan şimdi jölelere benzemez. Ya kendisi tabii 70 model kullandığı zamanı. Yani yeni jöleler çıktı ben hep yeni en son bir takımda. Markası ne sizin jöleniz? Benimki gelmiş. Benimki Kavon olması lazım. Kavon mu? Evet. Yolu açabiliriz. Olmaz. 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 Neden? Tamam. Yok olmaz. En azından keli parlatmış. Hoş geldiniz, hoş geldiniz memur beyler. Hoş bulduk. Doktor bey hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Ya hayırdır bir... Teşekkür ederim. Bir şey mi oldu acaba? Kavga etmişler sanırım, birisi vurmuş. Ne olmuş burada ya? Aaa çok... Tamam doktor bey bir... Doktor bey bir halletsin. Yo yo beyefendinin bir kanı şey olmuşlar. Ben her zaman oturum kanı. Çıkalım bir açalım arkadaşlar, nefes alsın. Açılın bir boşaltın. Nefes alın arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Herkes birazdan konuşabiliyor. Onlar da suçu yok. Arkadaşlar. Güzel ya, insanlarla tanışıyoruz. Vallahi çok güzel seri bizi bekliyor. Tamam bir saat. Buyurun Erdal Bey. Biz baklava da altınlarına başlıyoruz. Tamam baklavaya başlayın. Başlayın Erdal Bey. Üstüne güzel gider. Tabi başlayalım. Bacak. Ben sanki bağırıyor muyum? Nereye? Senin sırtına tutturayım. Utanmaz herif, hiç utanmaz ama kapatırken güzelim yere. Sen öyle. Senin iki deliğinden biri yalak be sen. Hop hop hop, ne oluyor burada ya? Utanmaz herif gelmişin galeri kapatılır. Ne oldu oğlum, hayırdır? Adamı çok sever. Abi bacanak benim ya, gene işlere karışmış gelecek ya. Ya sen şimdi bir gelin bakayım, sen şu bacanakla bir gel bakayım. Gel şuraya bacanak, gel. Eyvah, gitti bu arkadaş. Oğlum. Siz dalga mı geçiyorsunuz? Millet aç diyoruz, buyur. Lahmacun dağıtın diyoruz, genç evet olarak bana bakın. Ben mi dağıtayım oğlum? Ben mi dağıtayım oğlum? E tamam al dağıt hadi baklavayı ya. Kurabi efendi, hatırlarsınız bugün bir konusunda bir konuşmuştuk. Hatırladım evet evet. Evet evet. Biz o işleri bırak. Niko'dayı bir bakar mısınız? Gördüğünüz gibi departmanımızda stajyer polis olarak başladık. Memur bey. Arkadaşlar, evet, şöyle bir ortaya toplanabilir miyiz? Evet. Ortaya bir toplanabilir miyiz? Araçlarımızı verelim mi? Bir sessiz bir şekilde şöyle bir ortaya toplanabilir miyiz? Lahmacun var. Şöyle bir ortaya toplanalım. Memurlarımız buyurun. Ortaya toplanalım. Hadi hadi. Biz ortayız. Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada bu akşam hararet mekaniğe gelerek bizleri hakikaten ziyadesiyle memnun ettiniz. Hararet mekanik. Arkadaşlar bir konuşabilir miyim? Hani izin verirseniz sayın halkımız. Sayın halkımız. Halkımız bir konuşabilir miyim? Bir izin verin. Memur bey büyümez misiniz? Evet. Arkadaşlar bütün memur abilerimiz de burada, kardeşlerimiz, devletimiz de burada, doktor beyler ki halkımız bizim en önemli veli nimetimizdir. Bugünden itibaren, bu geceden itibaren biz hararet mekanik olarak Sayın Ortağım Tony Bey'i de tanıştırayım sizlere. Tanıyorsunuz zaten merhaba kendisini. Evet, evet. Sayın Ortağım'la birlikte buradayız. Yakında galeride olmayan bazı araçlar bu mekanikte satılacak. Bravo. Ve... Bir dakika gaza getirmeyelim sen Davut Bey. Gaza getirmeyelim. Hararetimiz çıkıyor Davut Bey. Hararetimiz çıkıyor. Arabanıza hararet olur. Ben yolda kalırsınız. Bir telefon hattı yakında size söyleyeceğiz. O telefon hattını aradığınız zaman direkt yanınızda kim olacak Tony Bey? Hararet mekanik. Bravo. Hararet mekanik. Bakın. Biz mekaniğimizin ismini neden hararet mekanik koyduk? Her gelen müşterimiz harareti sönsün diye yanında gazoz ikram ediyoruz arkadaşlar. Bravo. Şimdi iki birazdan herkes kendi arabasının önüne geçerse bizim için de daha iyi olur. Bedava bir şekilde arabanız istediğiniz gibi boyatılacak. Helal be. Bedava olarak arkadaşlar yapacağız bu işi ve artı olarak iki gün boyunca diğer mekaniklerin yapmadığını yapıp arkadaşlar sizden %20 daha az fiyat alıyoruz. Hararet. Helal olsun. Hadi hep birlikte hararet. Arkadaşlar. Hararet. Tamam. Sağ olun. Sayın halkımız.
Bu arada biliyorsunuz şehrimizde bizleri korumakta görevli olan bütün devlet memurlarımız da burada, doktorlarımız da. Hatta bu ay özel olarak departmandaki 20 aracı da bedava yapıyoruz. Halkımız için. Sağ olun. Buyurun Alkandaz Bey. Şimdi siz böyle diyorsunuz da bizim evet. Başka bir mekanikle anlaşmamız var. Şimdi eğer hangi mekanik efendim? Hangi mekanik? Meriç mekanik. Bir dakika, Meriç mekanik size kaçı yapıyor? 44 şey 4000'e yapıyor araçlarımız. 4000'e ben bedava yapıyorum. Bravo. Aa, ben de Ozan duydunuz. Memurlar bundan sonra buradayız bedava diye. Arkadaşlar bu arada bugünümüzün hakikaten sponsoru gerek korumasıyla gerek bize 200 lahmacun, 3 tepsi baklava Erdal Bey'e de bir alkış rica ediyorum. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar herkes arkadaki... arabasını boyatmak isteyen varsa, jantlarını bedava değiştirmek isteyen varsa arabasının başında yaslansın. Sadece bu. Arabanın bir başında yaslanın. Tony Bey biz de bir konuşalım. Tabii. Tony Bey bir gelin. Bizim full araç. Şimdi bizim elimizde çalışacak olan kaç kişi var? Şu an sen var, ben var. Davut var, ben varım. Luis nerede? Luis var. O nerede o çocuk? Buralarda ya, buralarda. Aha, buralarda. İsmail'le gene kızlara gitti herhalde. Ya döveriz ya. Ben de bir mayıma faka atlattık az önce. Tamam. Ha öyle mi? Atlatırsın ya sen. Erdal Bey, olabilir. Şimdi şöyle ben insanlarla tek tek konuşayım. Bak be. Davut Bey'e soramıyoruz. Çok teşekkürler. Bizim de bütün olur mu be bunlardan? Ya insanlar çok iyi. Yok mu araba ya? Oğlum Luis. Şimdi herkes arabasının önünde, tamam mı? Bak bugün özel. Tek tek insanların arabasını boyayalım bedava. Tamam. Hadi çalışmaya başlayacağım. Hadi başla. Başlayayım ben. Başla ha, şöyle hızlı. Tek tek alın tamam mı? Bayağı bir sürecek Seyfo. Seyfo Bey naçizane. Yo şey yaparız ya. Herkes istemez zaten. Tabii buyurun doktor Bey, buyurun. Naçizane bir sorum olacak. Tabii buyurun efendim, ne demek? İstemiyorum daha fazla. Bizim EMS üzerinde de araçlarımız ücretsiz olarak kullanılacak mı, yoksa bizim tabii bir belirli pay vermemiz gerekmiyor? Bizim için şimdi Maho amirimiz de burada tabii, daha ne şey olmasın. Doktorlarımız polislerden önce gelir. Hallederiz onu ya. Eyvallah. Yani eyvallah. Siz bizim can güvenliğimizi burada sağlıyorsunuz. O yüzden biz hararet mekanik olarak inşallah hastanede başhekiminizi de görmek istiyoruz. Bu konuda. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Tamam, çok sağ olun. Siz ne doktoruydunuz bu arada? Hani branşınız nedir? Ben şu anda psikolog danışmanlık yapıyorum. Psikolog. Ekolog'da, öyle evet. Mi? Bedava. Aynen. Şu anda doktorluk yapıyorum. Aa, bak Tony, sana psikolog doktorum. İstiyordun sen. Harbiden bir ara uğrasak size. Evet, evet. Her türlü yardımcı oluruz. Hiçbir sıkıntı isminiz olmaz. İsminiz neydi doktor bey? Benim ismim Maysayzım. Tamam. Şimdi biz bunu ya. İnternet yok, üzerinden şey, randevu olarak mı geliyoruz yoksa oradan gelip mi alıyoruz? Telefon numarasıyla da randevu alabilirsiniz. İnternet ben üzerinden de randevu alabilirsiniz. Güzel, güzel. Anladım. İstediğiniz zaman hastanemize gelip kişiyle şahısla konuşup da randevu alabilirsiniz. Zaten öyle bir güne iki güne randevular değil de o gün içerisindeki aynı saate randevular verilmekte. Zaten başhekimim de yanımda. Onun izniyle konuşuyorum. Çok teşekkür ederim onun için de. Bu tür imkanları sağladığı için. Çok sağ olun. Osman düştü. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok sağ olun efendim. Hakikaten biz şeref duyduk gelmenizle. Hani biz doktorların geleceğini çok ummuyorduk ama sizin buraya kadar gelmeniz hakikaten büyüklük göstergesidir. Ne demek? Estağfurullah. Sağ olun. Size daha sağ fazla olun. Biz meşgul etmeyelim. Tabii. Kolay, sağ olun efendim. Sağ olun. İnşallah gelsin. uğrayacağız hayırlısıyla size. Hayırlısıyla diyelim. Hayırlısıyla sağ olun efendim. Sağ olun. Çok sağ olun. Sevula Bey. Vay be. Şehrimizde böyle acaba doktorlar var mıymış ya? Buyurun. Şefim. Şöyle. Araç satıyor musunuz şu anlık? Yok, araç satışmış. Şu an araç yok mu? Araç alıyor musunuz? Ben bir araç var. Şu an değil. Şu an değil. Etkinlik günü olduğu için çok karışıklık olur. Tamam, anladım. O yüzden bir sıkıntı yaşadık. Siz araç temin ettiğinizde biz size girelim, siz de tabii 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 tabii. Galeride biraz var. Yani şimdi şefim biz yurt dışından buradaki yani bu şehirde olmayan bazı araçları hararet mekanik olarak satışa çıkartacağız. Yani haftada bir stoklu, haftada iki stoklu. Evet. Şöyle bize özel nadir araçlardan getirebiliyor musunuz peki mekaniğinize yurt dışından vesaire? Şimdi bunu siz şahıs için mi istiyorsunuz? Ticari tabii araç olarak mı? Yok şahıs için ya. Tabii efendim için. Tabii. Bizim ticari araçlarımız zaten şimdi burada. Siz tabii. Nasıl bir arabalardan hoşlanıyorsunuz? Vallahi böyle Amerikan var mı yoksa şöyle, Alman var mı? Şöyle klasik de oluyor. Sportlu araç pek sevmem. Şimdi biz şöyle bir şey de yapacağız sayın şefim. Şimdi halkımız da duysun. Bakın arkadaşlar iyi dinleyin. Hararet mekanik olarak bizim şöyle bir prosedürümüz var. Atıyorum. Sayın amirimiz, sayın şefimiz geldi buraya dedi ki ben şu tarz bir aracı seviyorum, bunun gelmesi mümkün müdür? Biz bunun notunu alıyoruz. Bir. İki, biz bunun fiyatını söylüyoruz. Artı KDV ve bizim kar payımızı söylüyoruz. Atıyorum bir tane araba istendi, bu fiyat 300 bin.
Biz buna %18 KDV ekliyoruz. Atıyorum 375 bin. 375 bine biz bu aracı getiriyoruz. Getirebilirsek ama hani elimizde varsa biz direkt şahısa satıyoruz o aracı. Ne oluyor burada? Tabii. Yani anladım. Siz marka modelini söylüyorsunuz. Direkt kar bizim oluyor. Mantık anladım. Bu. Siz tabii onu fulliyorsunuz. Tabii fulliyoruz, hepsini yapıyoruz. Artık KDV de dahil. Tabii vergi anladım. Girişi de var. Güzel, güzel. Tabii. Allah bir gelsene benim. Tabii. Yani düşünme, olay bundan ibaret. Amerika içerisinde çoğu mekanikler böyle yapmıyor. Bu şekilde düşünmeniz beni gerçek şeyle... Hararet yani, mekanik farkı diyelim ya. Evet. Biraz öyle olmuş. Yani, evet, seviyorum. Hayırlı olsun ya. Güzelmiş. Ben de sağ bir soru sorabilir miyim acaba? Tabii tabii buyurun beyefendi, ne demek? Şimdi galeriden daha ucuz mu olacak fiyatları acaba, yoksa daha yüksek şimdi mi olacak? Şimdi beyefendi biz şahsın üzerine biz bu araçları geçeceğiz. Mesela atıyorum sizin sevdiğiniz bir araç söyleyin. Mesela Mercedes-Benz. Mercedes seviyorsun. Şimdi sen geliyorsun, bunu bize söylüyorsun ki işte Seyfo dayı elinde Mercedes'in şu model marka var mı? Şimdi biz buna bakıyoruz. Stokta yoksa veyahut da Almanya'dan biz bunu getirebilirsek motorunu, ya biz yapıyorsak bunu kendi elimizde, zorsa bunun tabi belli ücret maliyeti üstüne ekliyoruz. Biz bunu şahsa özel satıyoruz. Bu mekanikte. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Heh. Teşekkür ederim. Abi bunu işte bir konuşarak halledeceğiz. Yoksa da biz sizi telefonla arıyoruz. Müşterilerimiz telefonla sizi arıyor. Diyor ki işte şu bey, şu marka, şu model araba bizim elimizde yok. Maalesef veremiyoruz. Yani şahıs özel araçlar getireceğiz biz. Bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Ben de bir şey sorabilir miyim? Tabii şey, efendim, ne demek? Soru. Hani demiştiniz ya yeni arabalar gelecek buraya diye. Tabii. Evet. Ne zaman gelecek pek onlar? İşte beyefendi biz onu zaten reklam duyurularını geçeceğiz. Çünkü biz de daha yeniyiz. Şimdi bir reklam ajansıyla anlaşacağız inşallah. Hani siz bunu Twitter evet. üzerinden, Instagram üzerinden, işte YouTube platformlarında bunları gördüğünüz zaman zaten görüp geleceksiniz. Euro gemisiyle geliyor şu an denizde. Tabii. Zaten devletin kendi olarak tabii. getirdiği stok araçlar da var ama biliyorsunuz abi. Bu... Ya amirim, şefim, sayın evet. şefim bu stokçuluk çok fazla arttı ya. Evet, yani biraz stokçuluk fazla. Hakikaten kanunen şöyle. Biz bir yasa tasarısı bekliyoruz. Stokçuluk evet. çok fazla arttığından aynen, dolayı bizim bravo. Mekanik işlerimiz tökezledi. Hani bunun için biz bravo. Hararet mekanik olaraktan Tony bizim neydi sloganımız? Evet. Araban hararet yaptıysa çak bir gazoz hararet mekanikte diye. Bakalım. O yüzden hararet. Eyvallah. Şimdi şöyle arkadaşlar çok şey yapmayın. Ama. Aman şimdi şefimizin yanında şimdi propaganda yapıyoruz zannedecekler sayın yani, şefim. Yok. Şimdi burada bir etkinlik yapıyorsunuz. Bir açılış yapmışsınız. Biz tabii. de buraya gelmek şeref düşer. Şimdi şöyle sizin dediğiniz stokçuluk olsun, diğer araba kaçakçılığı vesaire olsun. Tabii mekanikçilerin işine engel oluyor. Yasa dışı mekanikçilik yapan kişiler de var. Onlar genel anlamda kasabada olduğu için biz kasabada sürekli olarak bir operasyon yapıyoruz. Yani bu stokçuluk olsun, işte illegal mekanikçilik olsun, araba satışları olsun, ticari satlar olsun vesaire. Ben evet. gerekse hepsiyle ilgileniyoruz. Tamam şefim, çok sağ olun. Bekliyoruz yani biz mekanik federasyon başkanıyla da bunu inşallah sunacağız devlete. Sunduğumuz hı-hı. zaman... bakarız sen yani kanunlar çıkar. Zaten Adalet Bakanlığı'na gider. Adalet Bakanlığı onaylarsa zaten yasaya girer. Tabii. Tamam sağ olun efendim. Sağ olun. Ben lafı verebilir miyim beyefendi? Pardon beyefendi. Şuradan arabamı kim çaldı? Buyurun. Sorabilirsiniz. Ya öncelikle yeni arkadaşlar herkes mekanik hayırlı olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bendeniz Başhekim Mert Ufuk Tufan. Oo öyle mi? Sayın Başhekim hoş geldiniz. Biz de sizle konuşacaktık zaten. İnşallah hastaneye uğrayacağız. Tabii. Daha demin inşallah. Daha önce kulak misafiri oldum. Sizin sıkıntı çöktü mü? Çantayı aldın mı? Anlaşmada. Yani ben efendim? De böyle bir anlaşmaya varmak tamam. isterim. Buyurun. Bu yeme araçları konusunda. Evet. Daha demin zaten bir psikolog gelmişti buraya. Psikolog doktor. Ha buradaydı kendisi. Evet. Burada. Sayın doktorla biz konuştuk. Sayın doktorumla. Neydi adı? İnşallah sizle bu konuyu bizatihi görüşeceğiz. Evet. Patronunuzun adı neydi başkanım? Açılımla alakalı ufak tefek bir telaş olduğu farkındayım. Bu konuyu daha sonra hallederiz. Tamam. Sağ olun. Tamamdır. Şimdi şöyle biraz... Buyurun memur bey. Şimdi ben bir Mercedes istedim mesela. Kaça gelir göz kararı? İşte biz ona göre şimdi beyefendi dolar gidiyor, devalüasyon oluyor vesaire. Seyfo bey. Buyurun beyefendi. Evet benim ya bu. Geçiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Öyle mi? Ha sağ olun efendim. Evet. Tamam sağ teşekkür ediyoruz. Doktor bey. Sağ olun. Sağ olun. Durarız. İnşallah. Seyfo bey. Abi ben de buyurun. Hadi gidelim abi. Ben de hazır herkes buradayken bir duyuru yapayım. Efendim tamam. Boğazımda bir şimdi sanırım. Burada araçlarını yaptıran herkese %20 oranında bir çek veriyorum ben. El sıvakak olarak. Ooo. Vay. Helal olsun be Erdal Bey, çok teşekkürler. Bravo. Eyvallah. Bravo. Ben de benim yerime bakabilir misiniz ya? Araçları ne zaman arkadaşlar şimdi biraz bir dağılalım. Biraz dağılalım arkadaşlar. Senin ben de bir şey diyeceğim. Buyur Samet'cim. Ben de burada araba yaptıran herkese arabamı 1000 dolar fazladan eksikten kiralayacağım komşayım. Kiralıyor mu? Evet, araba kiralıyor mu ben? Sen bir gel bakayım içeri, biz seninle bir konuşalım canım. Şey bu bir şey konuşacağım. Gel bakayım. Tamam.
Tamam, sıkıntı yok. Araç kilo arıyormuş ya, tırraya bak. Oğlum sen bu yaşta araç mı kiralıyorsun? Buyurun memur bey. Komiserim benim 15'ten arabam vardı ya. Memur olarak kendi araçlarımızı burada ne kadar yapabiliyoruz acaba şu an? Şimdi biz onu departmana geleceğiz zaten. Biz sayın şefinizle konuştuk memur bey. Onu geldiği zaman biz toplu bir şekilde yapacağız zaten. Biz oraya araçlarımızla geleceğiz. Tamam. Anlaşıldı. Tamam, anlaşıldı. Sağ olun memur bey. Çok sağ olun. Samet gel bakayım oğlum sen buraya. Geleyim. Oğlum sen araç mı kiralıyorsun la bu yaşta? Amca ben 15'ten araba kiraladım. Sırf 300 bin lira para kaldırdım sen araba kiralamadan. Gel şimdi bakayım buraya. Gel sen gel. Sen ol, bana burayı kemsene beni. Çırak yap şimdi sayın şefim. Buyurun. Kendisi reşit olmadığı halde bazı hadi sözleşmeleri imzalayarak kanuna aykırı bir tutum sergiliyor. Ama yani, şöyle bir saniye. Böyle bir şey yok efendim şimdi. Sözleşmeleri karakolda tamam yapıyorum ben. Nasıl karakolda yapıyorsunuz? Evet, karakolda amirlerim imzalıyor. Biz yeni kanun tasarısı istiyoruz yani sayın şefim. Şimdi lütfen. Ben bu çocuğu tanıyorum. Bu tamam zamanında bu illegal birkaç şeye sen bulaşmıştın. Sen hayır, Samet bulaşmadım. Mi senin ismin? Yemin edeyim bulaşmadım. Senin ismin Samet miydi? Evet, Toşbik Samet. Tamam, ben seni hatırladım. Sen şey yapmıyordun. Seyfo abi. Bu illegal efendim yasa dışı araç kiralama yapmıyor muydun sen? Abi, işin yoksa bir... Gel. Ne oldu? İşin yoksa bir şey konuşabilir miyiz? Oğlum siz pijama partisine mi gidiyorsunuz? Bu ne hal ya? Abi yok. Abi, abi yok, biz kardeşiz be. Deme nasıl kardeşiz? Be. Oğlum böyle abi spor mu yapıyorsunuz? Evet abi. Aa. Yok abi bunları biz her yerde giyiyoruz. Rahat biliyor musun? Baksana bak. İyi. Bak ha. İsminiz ne sizin? Bak oğlum, abi bak. Oo güzel aman güzel. Ulan hiç de kasları bak, yok ama ne ya. Güzel lastik gibi vücudunuz var lan sizin. Sağ olun. Ulan ne olmuşsuzlar sizi. Ne yapıyorsunuz siz böyle? Merhabalar. Hoşu mu yapıyorsunuz? Abi seninle bir şey konuşacağız biz biliyor musun? Söyle babam karşındayım daha işte. Abi biz iki kardeş iş arıyoruz biliyor musun? İşçi lazım sana arayan. Babam vallahi iş arıyorsan ya, belediyenin iş kuru var babam oraya git ya. Abi biz senin yanında çalışalım be. Vallahi çok işimiz var be oğlum. Dört boğaz bakıyorum zaten bir de size mi bakacağım Allah'ını severseniz. Tamam abi. Aleykümselam beyefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hatırlatırım ben sana abim. Hadi gençler. Tony. Abi dışarıya şey yapabiliriz. Ne kavga? Şahin şefim kavga çıkmış. Araçlarını getirip duruyorlar sıkıştırdılar birbirlerini bağırıyorlar birbirlerine ya. Arkadaşlar, tamam bütün herkesi dağıtalım abi dağıtalım Tony dağıtalım herkese. Samet gel bakayım. Geleyim. Bu beyefendi toz beziyle alıyormuş saçını. Sayın şefim. Ya kendisi çocuk. Konuştum kendisiyle. Neyse artık yapacağım. Gerekli dosyaları varmış. Tamam. O dosyaları da ben sileceğim bu işi bırakacak. Ben ona gerekli günlük parasını vereceğim cebine. Parası yok bu herhalde. Tamam ben sana iş bulacağım. Tamam ben de bir abi nasihatıyla konuşacağım ona. Tamam sen onunla konuş. Ben zaten günlük parasını vereceğim. Bu işleri böyle. Eğer bu işlerle uğraştığını görürsen babanı şikayet ederim sana. Bak, duydun mu içeri. Bak duydun mu ne diyor şefin? Bak alırız içeri sana. Baban yok mu? Tam çocuk hapishanesi var. Direkt oraya atarız sana. Bak görüyor musun? Ama sözleşmeleri karakolda orada yapıyorum. Ama orada bulaşık yıkarsın. Bak orada bir işin neyse olur. 14 şefim tamam ya ben şikayetçi de değilim zaten. Kaldı. Sıkıntı yok kendisiyle tamam konuşurum şimdi. Gel tamam, bakayım Samet biz konuşalım. Konuşalım amca. Senin ismin neydi amca? Aha. Benim Seyfo. Seyfo bana amca, Seyfo he dayı dersin ha. Seyfo dayı. Şimdi ben bu şey yapıyorum. Bu şehirde ben ticaret yapıyorum. 14 tane arabam vardı. Adamın bu yaşta kaç parası var sen biliyor musun? Ama ben bu onundan günde 50 bin lira ekmek yiyorum. Şimdi bunlar evladım, benim ekmeğimle oynadılar. Bak. Bak şimdi sen bu yaşta şimdi bu kadar şeye girersen tamam bak sıkıntı. Sen şimdi bu vergi veriyor musun sen şimdi? Bu, tamam, verdim araç... ona ben vergi şimdi hep. Verdim vergileri. Evet. Sen bak, nereden buluyorsun bu kadar parayı bu yaşta? Amca kazana ben... Var ya galeride yatıp kalkıyorum araba almak için. Galeride yatıp kalkıyorum. Ağaç araba var ya şu arabadan 5 tane var şu an. Tamam şimdi hala aslanım bak her şeyin bir prosedürü vardır tamam. Sen şimdi kaç aldın bu araçların tanesini? Bunu ben bir tanesini 15 aldım 60'a sattım geçen gün 60 bine 15 sattım. 15 aldın 60'a sattın. Vallahi 60'a 1 aldı hatta geçen gün de birine 100 bine. Bu çocuk direkt benim düşmanım. Ben bunu sünnet edeyim. Ben dandik emperor. Sen sünnet oldun mu evladım? Olmadım. Olmadın mı? Hayır. Tamam o zaman güzel. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Ne yapacaksın ki? Beyefendi hayırlı olsun. Oo sağ olun beyefendi hoş geldiniz sağ olun. Hoş bulduk. Biraz geç kaldık ama. Yo önemli değil ya önemli değil. Lahmacun vereyim isterseniz kaldı biraz. Yok. 5-6 tane. Sağ olun. Sağ olun beyefendi. Buyurun hayır memur bey. Memur bey bir şey mi diyecektiniz? Hayır. Bizim bir Mustang vardı da onu halledebilir miyiz? Mustang mi? Ya biz şefinizle konuştuk. Onları departmana gelip toplu bir şekilde yapacağız. Tamam. Onları toplu bir şekilde yapacağız. Tamam, Tony dışarıyı dağıtalım istersen. Tamam. Gece mi abisi? Luis. Olmaz ya bu araba. Oğlum yaptın mı boyattın mı? Yapıyorum abi. Babam hadi şey, müşteri bekliyor babam herkes sıraya geçti babam hızlı ol.
Bu yavaş çalışıyor. Babam hızlı olun ha. Hoş geldiniz beyefendi. Ben 5 tane arabamla kaldım. Buyurun Alcatraz zannederim. Buyurun. Sizi bekleriz. Departmanı. Tabii tabii geleceğiz. 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 Biz şimdi oraya sayın şefim. Biz oraya 2 tane araçla bütün teçhizatlarımızla tamam. birlikte geleceğiz oraya. Tamam o zaman sen gelirsin tamam. beni ararsın. Ben seni arayayım hatta çağır yap. Biraz sonra ben sana mesaj atarım tamam mı? Tamam tamam olur. Biz departmana geçiyoruz. Olur gelirsin tamam. Tamam sayın şefim. Oldu. Hadi dikkat edin. Alcatraz amirim. Mesaj çekmeyi unutmayın. Şölenizin de bir yana markasını bana yazarsınız. Atacağım size. İnşallah inşallah. Size ben seni ısmarlayayım. Tamam tamam bir tane isteriz. Sağ olun efendim. Ay nerede gördüm? Ne yakışık adam ya. Vallahi bile. Ya sen beni bu yaşçıya karşına ben arabalardan anlıyorum. Arabalardan anlıyorsun ha? 15 tane arabam vardı dayı benim. Sen bana yavaş yavaş işi öğretirsin. Tamam biz sana... Buyurun Nadir Bey buyurun. Seyfullah abi ya benim araçların altında böyle giderken tamam. lastikler mavi mavi iz çıkarıyor. Nasıl mavi iz çıkarıyor? Vallahi bak. Aa imkansız ya. Allah Allah. Kırmızı olunca biraz yakışmadı gibi meyalle. Tamam o ayarlanmamış o zaman ya. Onu ayarlattırırız. Ben de sizden başlayayım. Ne oluyor arkadaş? Aman. Sinek aldı. Seyfo dayı tamam. Bende siyah jipim var. Onu da sana vereyim. Şuraya çok buradan. İyi ya. Bu eski Seyfo zamanları aklıma geldi. Şekilde uyu buydu dayı. Biz de alttan alttan mafyalaşırız arkadaşlar. Hangisi? Bak şu benim jipim. Siyah. Seyfo dayı ya. Evet. Oğlum bu adam. Bizim çocukların işi bitti mi şimdi? Ha bitti. Erdal Bey bu arada çok sağ olun. Etkinliğimiz bitti. Şey değil. Ben bütün çocuklara da hakikaten teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Bileğinize kuvvet. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Erdal Bey inşallah bir ara geleceğiz. Benim o kumaşlar vardı bu arada. O kumaşlar ne oldu? Hazır. Hepsi hazır. Ha tamam. Onu boy ölçümüze göre hazırlarız. Tamamdır. Giyinirim tamamdır. Ben yakında gelirim. Tamam. Tamamdır. Tamam sağ olun. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum efendim. Şey değil, iyi günler. Sağ olun. Buyurun. Hayırlı olsun. Biz sağ olun efendim. Gördünüz mü insanlar ne güzel rol paslıyor birbirine ya. Nice. Bir dakika araba. Hayırlı modifiye yapıyor musunuz beyefendi? Davut Bey. Gel. Bir gelir misin? Samet oğlum sen de gel bakayım. Benim aracım geldim. Nerede bu arada? Geldim. Sıcaklasın ya. Bakayım şimdi. Bizim araç nerede ya? Araç buradaydı ya. Ay Allah ya, Allah. Ya Seyfo. Benim param yok tabii. Araç almak para için mı? Bir para varsa. Ya sana bir şey diyeyim mi? Bizde de para yapılamış. Ben yok de var benim. Ben alırım. Şş, tamam oğlum yok. Sen yürü tamam hadi yürü lan önümden. Ulan çocuğa bak bit kadar boyu var bizden zengin lan. Bir de paya çok. Bu arabanın üstü kırmızı hiç olmamış. Davut çok şey yapma kardeşim yani adam şimdi. Burada biz de ekmeğimizdeyiz biliyor musun? Gel şimdi boşver. Sen çok her şeye takılma. Ya Davut. Evet. Ha Tony. Ha, ya benim ya? Araç nerede ya? Benim araç vardı. 70 model bir aracım vardı. Ha dur ya. Ha buyur babam. Arabanın jantlarını değişecek mi? Değişiyor mu bugün? Jant değişir. Bakayım şimdi namımızı kaldırabiliyor mu Davut abi bir bakalım. Bakalım. Sizin namı kim kaldırabilir be? Şimdi, çok ağır duru. Babam şimdi buna bir bakarız. Bir saniye bizim usta neredeydi ya? Dayı bu çocuk kim ya? Senin çocuğun mu? Ya şimdi onu dur kanlaştıracağım şimdi sana. Bu çocuk var ya bak şu karşında görmüş olduğun çocuk. Tamam mı? 14 ha. yaşında. Ama var ya inanılmaz pire gibi. Bu, nasıl ya? Bu kendisi çok iyidir. Şehrin en zenginlerinden. Bakma da yok tabii. Tabii şimdi onunla konuşacağız işte. Konuşacağız onunla. Sen ne yaptıracaktın babam bunu? Seyfo dayı jantı değişecektim. Şimdi jantı değişen gel bakayım. Bak şimdi tamam. Hazır. Ne? Nasıl ben bir tarz böyle. İstiyorsun sen şimdi buna? İşte double cup deniyor ama bu biraz büyük geldi ona. Taşıyamadı onu. Tekerlek tipi. Taşıyamazsa onu büyük gelir yani. Sana giden araba bu. Ne istiyorsun babam sen? Bu da benimle olsun ya. Beyefendi spoiler mı taktırıyorsunuz? Evet beyefendi. Bu bir geri gelir misin Seyfo dayı? Ya. Bir geri de. Bu. Evet bu güzel. Yok. Seyfo dayı. Bakayım. Yayları kesebiliyor musun? Dur bakayım şuna bir. Evet bu çok iyi. Yayları yaylar nerede babam bakayım. Bozdu şu an kötü oldu bak. Şeylerde hani araba yükseltme yerleri nasıl falan var ya. Babam şimdi böyle daha iyi be. Ya, dur bakayım şuna bir. Yok, ama sana bir şey diyeyim mi? Bu rengi olmamış bunun be babam be. Bu benim babaya emanet. Babayım tamam dur bekle şimdi. Hemen geliyorum. Tamam. Luis. Oğlum şu tekerlekten sen anlıyordun. Şu beyefendiye bir bak burayı biz hallederiz ya. Abi şu Davut abi al şuradan ya. Niye? Nasıl ya? Ya yaptığın şeyleri geri çıkıp para kazandırtmıyor bana ya. Ya Seyfullah dayı Allah aşkına şu spoiler olmuş mu bu arabaya? Abi dur geliyorum hemen. Tony. O yüzden dedim. Tony'cim. Sıkıntı yok. Tony Bey. Yok. Evet buyurun. Şu beyefendiyle hemen bilgilensenize hemen. Tabii. Şu. Hemen tabii. Tamamdır.
Ha doktor bey buyurun, araba mı yapılacaktı? Şey ya, bizim devriyemiz falan var dedim. Sadece ha, motor mi yükseltilmesi yapılacaktı. Onu hemen aradan çıkarsak diyorum. Tam aracınız nerede? Hemen dışarıda getireceğim de haksızlık etmek istemiyorum. Yo beyefendi, olur mu ya? Davut bey, doktor olmuş beyin aracını bir getirir misiniz ya? Tabii ki, hangisiydi hemen, acaba? Hemen şöyle geleyim. Ha, koşun gelin, siz hemen getirin beyefendi. Samet. Benim sen amca bana bir telefonunu ver bakayım. Vereyim amca, bekle. Dayı da oğlum bana. 769. Dur bir dakika, bekle şimdi oğlum, ben bunları kullanamıyorum biliyor musun? Yaşlıyız bir saniye. Ya sıkıntı yok ya. Ben de söyle bir daha. Ver. 769. 36.95. Alayının telefonu. Tamam. Kayıtın ben seni mı arayacağım, tamam mı evladım? Luna Park'a götüreceğim seni. He, bizim bu iş ne oldu dayı? Ben bu çocuğu keserim. Kesin sünnet ederim ben bunu. Şimdi ha Tony Allen tam sana. Morla silah koyun buna bak, sen bunu şu kullandığın zaman diyecek ya. Yok Luis abi böyle bir şey ha. 10 dakikaya dükkan kapanıyor, biraz hızlı evladım. Tamam tamam. Abi bir dakika dur babam dur acele etme babam, bir dakika. Yavaş. Dikkat. Ama bura ne biçim işliyor be? Dur bir dakika. Arkadaşım bak sen dur babam. Ha sen de çık babam, sen de çık. Ya çıkıyorum, bozuluyor. Tamam yavaş. Boşal vitesi arkadan yokuştan. Aman araba gidiyor. İttir bab Tony. Dayı falan. Bismillah. Yallah. Hadi Samet hadi oğlum. Oğlum dur lan çünkü düşecek dur. Heh gel bakayım. Ya sünnet durmadık vallahi, düşeyim. Doktor bey. Buyurun abi. Ya sizin hastanede bir sünnet doktoru var mı acaba? Sünnet doktoru. Yoksa genel cerrah mı bakıyor bu işe? Dur ay bayıldı. Nereden dedik bu çocuğun yan? Tony. Tony de Alzheimer. Neyse. Ya genellikle doktor bey, bizim bu mekanikteki herkesin psikolojik sorunları var. Hani ciddi anlamda söylüyorum. Yani evet. Biz bir psikolog biriminize geleceğiz inşallah. Bir 2-3 tane psikologunuz var mı acaba sizin? Var. Hanım tamam. Psikolog var, ona git dayı, çok iyi anlıyor. Kimmiş? Hanım psikolog. İsmi mi hanım? Yok hani ismi bilmiyorum ya, kadın psikolog ya, var. Nasıl ben yani, tahsili falan iyi mi? Şey çok iyi vallahi ya, benim dertlerime bir derman oluyor. Hey tamam şimdi nasıl beyefendi, yani biz hakikaten bu çocuğu bir sünnet ettirmek istiyoruz mahalleli olarak. Sizin böyle bir sünnet doktorunuz şey falan varsa, hani bu genel cerrah mı bakıyor ne bakıyorsa? Var hallederiz. Ha tamam, ben zaten başhekimin telefon numarası var, ben kendisiyle de bizatihi konuşurum. Olmam ki. Nasıl olmam? Bana ne acır. Acır. Acımaz. Ben oğlum artık teknoloji uyuşturuyorlar onu, hiçbir şey duymuyor oğlum. Sünnet düğünü işteymiş. Ha tamam, ben bir tane vururum oraya, o uyuşur orası oğlum, alırlar sen rahat ol. Tamam canım. Efendim bir dakika yavaş. Beyefendi. Bir dakika yavaş. Yeni boya attık bir saniye. Seyfullah Bey. Buyurun doktor bey. Şu araba vardı da bakabiliriz ya. Hemen bakacağım. Bak babam bak, birleşiyor orası. Ya sıkıştı lan buraya. Beyler arabayı şöyle bir atalım. Yapacağın işin içine tüküreyim. Ya boyayı yeni attım, boyayı. At şunu geri çek. Babam çıkart sen şunu, bir dışarı çıkart. Çık sonra babam. Bak seni çıkart çok uyardım. Kardeşim. Yavaş çık, yavaş çıkın. Kolay gelsin. Tamam eyvallah. Sırayla. Oğlum mekanikçilik efsaneymiş ya. Tamam be adam. Doktor bey sizin iş halloldu mu? Evet. Hah şimdi bir dakika çıkaracağım sizi bir saniye. Abi bu olmuyor, neden olmuyor ha? Tony şu aracı acil çek. Şu siyah aracı acil çek. Şunları boyayın. Şunu al. Al lan. Hayırlı olsun. Luis. 5 dakikamız kaldı arkadaşlar, dükkan kapanıyor. Eyvallah. Arkadaşlar 5 dakikaya dükkan kapanıyor. 5 dakika. Tamam. Acilen Ferrari getir. Seyfullah abi. Efendim. Ben sana yaptırdıktan sonra başkasına yaptıramıyorum şu aracı ya. Tamam. Şey miydi senin bu? Mavi tekerlek sorunu mu? Evet. Dur gel bakayım. Valla şimdi bu da çıktı başım. Aç babam sen onu aç. Ne yapalım? Seyfu abi kolay gelsin. Eyvallah canım. Sağ ol. Kendine dikkat et he. Evet, eyvallah. Çok ara mahallelerde dolaşma. Abi tamam, hadi abi görüşürüz. Bu kardeşleri kimse elleyemez. Eyvallah. Hadi görüşürüz canım benim. Abi. Giremiyorum bu arada Nadir Bey. Deprem mi oluyor acaba? Bir çıkın. Bir... Yo depremsel bir sorun. Oğlum ambulans çıksın bak. Hah. Gel. Tamam. Seybo dayı. Siz içeri alın. Olmadı. Ben Seybo şu an... dayı. Evet. Müsait misin dayı? Müsaitim babam. Bir dakika gelir misin? Tabii. Herhalde aracın ya. Kilidim bozuldu, ne oldu? Evet. Dayı. Tospik ne yapıyorsun? Ben senin numaranı alabilir miyim? Niye ki? Şu kalabalık bir daha. Şimdi ben seni kaydedeceğim de benim sana çok işim düşecek o yüzden. Hiç konuşalım şurada bir şey. İşim mi düşecek? Şeyle ilgili. Evet hem de çok. Allah Allah. Ne işi düşecek beyefendi?
Ben buradayım ya. Ben buradayım babam zaten gelirsin buradan dursun beni ya. Ben 24 saat buradayım. Dayı, ne soracağım? Dayı. Tony amca çok güzel. Söyle. Bu arabalara niye şey olmuyor ya? Biz Tony amcayla baktık. Tampon falan takılmıyor. Babam aradan dolayı onu. Tony daha iyi bilir. O Amerikanları iyi bilir. Böyle bir 3 gibi. Ne diyeyim abi şimdi? Evet evet. Allah. Ha tamam iyi. İsmail. Yok yok sonra sorarız. İsmail. Efendim. Oğlum hiçbir işe yaramadı bugün. Kulağını çekeceğim senin namusun. Niye lan macun? Git arabayı getir. Git arabanı getir bakayım buraya. Gideceğiz bir yere çabuk. Beyefendi dükkan yok. Kapandı mı araba acaba? Kapalı kapalı şu an. Garajlar da burada yakında dükkan var. Dükkan mı? Oğlum bul getir işte hadi bakayım. Dayı senin canın sağ olsun beyefendi. Ha Nadir çektin mi? Çektim. Arkadaşlar abi, daha çektim. Müşteri almayalım ya içeri. Tamam. Tony. Evet. Beyefendinin tek bir sorunu var. Nadir Bey tanırsın. Hı. O tekerlekli mavi duman çıkarıyormuş. Onu kırmızıya çevir. Tamam. O kadar. Bu kim? Aa bu adamları severim ben. Eleman arabalar pembeye boyuyor ya. Bak bak şimdi. Ne yaptın oğlum? Neon var mı? Neon pembe var mı? Ya bu. Pavyon işte yapıyor. Açılıyor zaten pembe. Pembe mi yaptınız? Güzel bu güzel. Evet, sonma ha bu yeni moto ya şimdi herkes böyle yaptırıyor. Hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun, hayırlı olsun beyefendi. Haydi. Tamam arkadaşlar, paydos veriyoruz, dükkanı kapattık. Neon aç. E hiç bizim seninle para işimiz vardı, onu bir halledelim. Ne para işi? Aç bakayım Neon. Çocuğu sattım ya araba şimdi. Tamam tamam şimdi halledeceğiz biz seni. Tamam. Oğlum bir tane araç getirin bakayım buraya. Açıldı galiba. Dayı, çocuktan da 10.000 kaldırdım. Şimdi şey söyleme. Getireyim mi ben? Hayır, yeni geldik, arabamız yok ya. Dayı benim ödümü sana verelim. Görüşürüz. Ben burada eleman yaparsan çıkışıyor. İşte bu ya. Halledik ya. Bugün adamlara iyiydi ya, bak. Etkinliğimiz iyiydi bu arada, iyi reklamımız oldu ha. Vallahi iyi oldu ya. Vallahi iyiydi biliyor musun? Oh oh, insanlar da 70 kişi vardı galiba şehirde bugün. 75-76 abi. 76, ooo maşallah bu arada. Yani 80'i de gördü yani, öyle de diyebiliriz. Tabi tabi. Cipi mat yapalım ya. Ne yapalım? Mat şu cip benim bak. Hangisi? Ben bu çocuğu kesin öldürürüm abi. Beyefendi bir şey soracağım. Tüm paramıza konmuş. Benim cipim. Buyurun. GPS'e peki yazılacak mı bu dükkanın şeysi? Tabii. Yazılacak. Yazıldı da devletten şimdi bir onay bekliyoruz. Evet devlet onayı da... Devlet yenilendiği zaman o gelir. Yenilendiği zaman aynen. Oo, çok teşekkür ederim. Bu neymiş ya? Ay, ne biçim ama değil mi? Oğlum aç bakayım bir şunu. Bin. Bu ne kadar aldın bunu? Aldık bir şeylere be dayı. Açılmıyor oğlum. Dırdık. Açılmadı mı dur bakayım. Çaldın mı lan arabayı? Yok benim. Oğlum çık bakayım. Geç dayı. Bini yaşın. Kaç aldın bunu sen? Dayı dur ben bineyim. Bir daha. Sen bir bin. Oğlum bu çocuktan nasıl bu kadar? Şinliğin oldu. İn bakayım. Dayı biz bunu 95'e aldık. Bilmiyorum ama sen benimle teşekkür mü geçiyorsun dayı, ya? Dayı kapıyı kilitliyorsa aç bir kapıyı aç. Aç kapı öyle açılmaz dayı. O izle. Ah bu kadar ya. Arkadaşlar tamam, abi iyi akşamlar. Çık bakayım. Hadi çok bana eyvallah. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Bir saat önce bitti. Oha oğlum efsane lan bu. Vallahi efsane. Dur ben bir Discord'a gideyim. Alo şu videodayım. Alo. Hocam şu an. Alo. Evet. Discord'a ha. Luis. Oğlum bu pire kadar çocuğun bizden ne kadar çok parası var. Evet. Bu ne? Hocam ben bunu Luna Park'a götürüp sünnet ederim ha. Haberin olsun. Neyse hocam bu arada video harbiden çok güzel oldu. Eski tayfa güzel olarak ya. Buluştuk kardeşlerim. Ramazan ayında böyle iftara kadar bir saatlik video yaptık sizlere. Diğer videolarda çatapatlara da gireceğiz. Silah satın alamıyoruz şimdi. Çok araba satarsak kişisel araçlar satıp onlarla silah alacağız. Hakikaten serverımız muhteşem gidiyor. Şu anda 80 kişi civarındayız. Ve var? Görmüş olduğunuz gibi etkinlik yaptığımız halde bile insanlar hiç troll yapmıyor. İnsan ya çok güzeldi. Herkes birbirine tamam, rol hadi. Paslıyor farkındaysanız. Açıklama kısmına başvuruyu bırakıyorum. Oradan da gelebilirsiniz. Allah'a emanet olun.